Hayatımızda en merak ettiğimiz ama en konuşamadığımız konu. Ne annemiz anlatır ne babamız. Kime soracağız? Diyorlar ki var olma sebebimiz. Peki nasıl? Of çok bunaldım. İnternete baksam ne kadarı doğru? Arkadaşıma sorsam o benden bilgisiz. Öğretmenim kızar. Bakkal amca kovar. Yani konu hiç açılamaz. Açılsa da ayıp, yasak, günah. Büyüdüm. Evlendim tabii ki. Çocuk da oldu. Ama ben hala bir sürü şeyi bilmiyorum. Yakında çocuk sormaya başlar. Ne diyeceğim? Boş ver. Cevap hazır. Ayıp, yasak, günah. Yo. Burada artık kırmızı nokta devreye giriyor. Doğumdan ölüme kadar cinsellik nedir, ne değildir her şeyi öğreneceğiz. Vücut, cinsel organlar, psikolojimiz, gençlik, yaşlılık, estetik operasyonlar, hastalıklar, tedaviler derken cinsellik hakkında neyi merak ediyorsak utanmadan, sıkılmadan bilgileneceğiz. Kırmızı nokta. Kırmızı noktaya hoş geldiniz. Bu akşam sizler için çok ilginç olmayan, ya benim için daha doğrusu hiç ilginç olmayan ama nedense son günlerde gündemimizi çok meşgul eden, bizleri çok konuşturan bir konuyu konuğumla tartışacağız. Konuğum kim derseniz benim sevgili Ayşe Kayhan'ım, eski partnerim. Onun için çok mutluyum onunla burada birlikte olmaktan dolayı. Ayşe'cim hoş geldin. Aldatmayı konuşacağız maalesef. Çok özür diliyorum senden. Beni aslında hiç sevmediğim bir konu biliyorsun. Ama maalesef ki Türkiye'de son günlerde çok gündemimizde olan bir konu. Herkes aldatıldı mı aldatılmadı mı bunu merak ediyor. Tanıtımımızı girelim sonra Ayşe ile muhabbetimize devam edelim. Billur Kalkavan bu gece kırmızı noktada aldatma konusunu tartışıyor. İnsanlar neden aldatıyor? Aldatan kadınlar erkekler kimler? Herkes aldatma potansiyeli taşır mı? Aldatıldığınızı nasıl anlarsınız? Aldatmanın yaşandığı bir ilişki kurtarılabilir mi? Şimdi Billur Kalkavan'la Kırmızı Nokta'da. Ayşe'cim iyi ki geldin ya. Çok teşekkür ederim burada olduğun için. Seni çok özlemiştim. Ben de çok özlemiştim. Epey zamandır görüşmüyoruz. Evet. Aslında senin karşına bu konuyla çıkmak istemezdim ama maalesef biliyorsun son birkaç senedir çok gündemimizde. Şunu evet. Bir şey yapalım, geçelim. Seninle zaten ileriki zamanlarda daha başka konularla konuşacağız. Gerçekten ya nedir bu aldatma ya? Onunla başlayalım. Aldatma hani yalan söyleme midir? Başkasıyla birlikte olma mıdır? Yoksa aldatmanın alt başlıklarında başka şeyler de barınıyor mu? Aslında çiftler söz konusu olduğunda yani aldatma halkın arasındaki deyimler diye geçen bir şey. Çift söz konusu olduğunda aldatma diye bir şey yok. Tarafların her iki tarafta. Bilir, anlamaz, bilir zaten. Yani çünkü bu bir süreçtir. Bir birlikteliğinizin, birlikteliğin iki tarafı o süreci takip eder. O süreçle birlikte yaşar ve o sürecin kopuşlarını da bilirler. Buradaki hikaye kimin mağdur olduğu hep daha magazinsel bir konudur. Yani kim aldatıldı, nasıl aldattı, bu kadını mı, bu adamı mı, nasıl yani... gibi konular bizim çok ilgimizi çekiyor. Bu komşuluk ilişkisinde de magazin var. Yani ille medya için anladım koymuyorum bunu. Anladım canım ben seni. Tabii tabii. Sokak hele magazini. Ki mahallelerde daha bile çoktur tabii, belki tabii. Değil arkadaşlıklar mi? Arasında işte şüpheleniyorum. Bir şüphe konusu günlük 5 saatlik sohbet konusudur falan. Aslında şüphelenmiyordum. Biliyordur zaten. Çünkü bir ilişki içerisinde bulunan iki insan o ilişkinin eksikliklerini de bilerek yaşar. Ve kendi elindeki malzeme azalmaya başladığında karşı tarafında azalmış olduğunu bilecektir. Sadece tek taraflı bir azalma söz konusu olmaz. Bu eksikleri bir taraf kapamak için yola çıktığında işte hikaye orada değişiyor. Ve burada bu özgürlük bir parça daha hani gelenekçi bir tutumla erkeğin daha kolay yapabileceği düşünüldüğü için kadının daha zor yapacağı düşünüldüğü için ki doğru bu düşünce. Yapısal olarak zaten yapısal değil mi? Olarak, yani farklı... Tabii duygusal olarak daha şey. Ama şunu da belirteyim. Kadın gerçekten hayatına bir yeni partner aldığında saklaması, kamufle etmesi, iki partneri birlikte idare etmesi daha kolay. Çünkü kadın detaycılığı ve çözümcülüğü nedeniyle iyi kamuflajlar kullanır. Erkek ise daha açıklar vermeye müsaittir. Ama burada mesele tarafların bilmesi hikayesi. Bilip susmak. Niye susarsınız? Hani nasıl anlarız dedi ya deminki sorulardan evet, biri. Yani bilip susarsınız çünkü yüzleşmek istemezsiniz. Yüzleştiğinizde ya son cümleyle ya, karşılaşırsanız. Değil mi? Duymak istemeyeceğin bir şeyi. Duymak istemeyeceğin. Kadın niye en çok susar bu nedenle susar? İki,
emek verdiğini düşündüğü, ki doğru, senelerini aldığı düşündüğü bir ilişkiden çıkmak ve onun girdilerinden vazgeçmek istemez. Bu nedir girdiler? Statüsü, ekonomisi, güvenliği, yiyeceği damga, işte boşanmış kadın hikayesi gibi. Buralardan vazgeçmek istemediği için bu bilmelere susma eşlik eder. Yüzleşen ve yüzleşmek için takip eden hanımlarımız vardır. Mesela bir açık arar ve bulmaya çalışır. Biz hep sorarız ki bulunca ne olacak? Ha, gömleği koklamalar, cepleri karıştırmalar falan gibi takipler mi? Rujizi mesela değil mi? Yani, bizim çocukluğumuzun evet, şey simgesiydi. Ben hiç hayatımda görmedim böyle bir şey. Evet, yani evet. Ne bir Amerikan filminde gördüm. Hani çok eskilerde. Artık ruj sürmüyor mu kadınlar? Sürüyor. Çıkmayan rujlarımız var ya ondandır. Ama şimdi teknoloji çok ilerledi canım. Bir de erkeğin gömleğini mi öpüyoruz? Ben hep onu, mesela çocukluğumdan beri hep ona şaşırdım. Acaba hep gömleği mi öpüyor kadınlar şimdi yani? Şimdi neden biliyor musun? Şöyle bir şey var. Bir ilişkiden bir adam ya da kadın bir başka ilişkiyi seçerse sadece cinsellik için seçermiş gibi bir düşünce var kafamızda. Erkek seçerse sürgüt devam eden gayet güvenlikli, rutin alışkanlıkları olan bir ilişkinin dışına çıkan adam giderse şevhetle gittiği için ve bulduğu kadında kötü kadın olduğu evet, için. Evet, genelde öyledir hep. Sevişmeye kadın hızla başlanıyor, o yüzden gömlek öpülüyor o arada. Ha okey, yani, tamam. O namuslu o kadın olsa gömlekte tabii, hiçbir iz kalmayacak yani. Tabii, film hikayeleri yani senaryolarda kullanılan o imajlar kötü çok. Kötü kadın o. Evet, onu vurgulamak adına zaten. Çünkü orada cinsel enerji çok yüksek. Orada birbirlerine dayanamıyorlar gibi bir şey. Çünkü evlilikte böyle bir şey olmayacağı artık yani. Her gün yan yana uyuyan iki insanın aynı şevhetle sevişemeyeceği gibi bir fikri sabitle anca yeni insanlarla bu yaşanabilir. Nasıl vereceksin? Gömlekte ruj lekesi. Ruj lekesi. Evet, tamam yani. Ya ben bunu niye sana daha önce sormadım? Rahatlasaydım seneler yani önce kötü sorup. Kötü kadınlar var ya kötü kızınlar. Kötü şeklinde. Evet o onlara o başka bir konu olur bizim için yani. Niye o ikinci kadın hep kötüdür? Kadınlar hep niye aldatılan hep masumdur ve mağdurdur ve Türkler mesela bizim ülkemizde evet, biz çok severiz aldatılan. Ama insanı. Zaten kadının suskunluk hikayesinin içinde bu vardır. Susar ki gün gelip mağduriyeti nedeniyle vicdan yapabilsin. Hmm. Çünkü sokakta adamın kafasına da kalksın. Tabii, tabii. Yani mağdur kadın olmak. Gün gelip bu adam bu ilişkiden çıkarsa ben bilmem kaç yılımı verdim ve bakın ben tercih edilmedim, bırakıldım diyebilmek boşanmak noktasında kadına iyi bir elbise oluşturuyor. Ama adama hiç iyi bir elbise oluşturmuyor. Ama erkekler adam onu hiç böyle almış, düşünmüyor yani git direkt öldürmeyi, dövmeyi işte. Şimdi bu bambaşka bir biz. Onu geçelim. Niye aldatıyoruz birbirimizi peki? Bir kere yani aldatmıyoruz. İhtiyaç mıdır yani? Yani bu aldatma meselesi değil. Yani nedenleri olan hiçbir şey sana rağmen yapılıyorsa bir şey aldatmadır evet. Ama nedenleri olan bir şeyse şimdi iş ortağın seni aldatabilir. İşte komşun, dostun vesaire evet, sana çocuğun kazık aldatmaz mı o? Çocuğun aldatır, insanları kandırır. Tek ayak üstünde hele kandırır. Ha. Yeni şey ergenler, şimdiki ergenler çok akıllılar maşallah. Ama eşin bu durumu yani eşlikten bir başka partnerliğe geçiş halindeki nedenlere bakmamız gerekiyor. Bu aldatma değil. Nedenleri olan hikayelerde aldattı ya deyip geçip gidemeyiz. Bir, o ilişkinin eksiklikleri. İki, evlilik devam eden gördüğümüz o formatta o evlilik devam ediyorsa mutlular yaftasını çok erken yapıştırırız. Hayır, evlilikler kontrattır. Sürece dayalı bir kontrat. Bir de dışarıdan bence kimse bilemez bir evliliğin içinde ne olup bittiğini. Bir kere evlilikte şefkat bittiyse, sevgi bittiyse ki bu şu demek değil. Birbirinden nefret etmek anlamına gelmiyor. Geriye saygı denilen, içi aslında çok boşaltılmış, içi alışkanlıklarla, yığınla doldurulmuş bir hikayede güvenlik limanı evlilik. Kadın içinde, adam içinde bir düzen o. O düzeni bozmak istemediği için orada duruyor. Ama şefkati, ama aşkı, ama paylaşması, ama yeniden heyecanı, keşfetmesi, tutkusu gerçek yaşam enerjisi dediğin hikayeyi aramak için yola çıkanlar. Biz buraya aldatma demiyoruz. Bir. İkincisi
sadece cinsellik için yola çıkanlar. Şimdi burada neden belli. O zaman buraya başka bir şey dememiz lazım. Biz evlilik içindeki cinselliği onarabilir miyiz? Onaramıyorsak dışarı giden aldatmış mı oluyor? Şimdi bu cinsellikle, salt cinsellikle ilgili gidişteki birçok Türk insanın kafasındaki aldatma figürü burada kilitleniyor aslında. Yani erkek veya kadın, ki çoğunluk erkeklerde, sadece seks için dışarı gidiyor. Ve hatta bu gidişlerin çoğunda da daha gece hayatına alışkın kadınları tercih ediyor gibi bir böyle fikri var. Ya da işte iş yerinde flört ettiği birileri var. Ya da bunlar çoğaltılabilir. Şimdi sadece cinsellik hattı üstünden kadın için çok başlık kalın oluyor. Yani benim dışında biriyle yatmış olma figürü. Evet doğru, zedeleyici bir şey. Yani hiç kimse sevdiği insan ya da alıştığı insanın bedenini paylaşmak istemez. Ama burada paylaşmanın ötesinde başka bir cümle var. Sahip olma cümlesi. Yani benim o. Başkası o benim. Nasıl ona şey yapabilir? Yani o öteki hırsızlık yapıyor oluyor. Ha. Ama bak geçen gün bir kadın tazminat ödemeye mahkum edildi. Artık bu ikinci kadınların dava edilmesi falan gündemimize geldi. Yuva yıkan. Ben de bak bu lafa çok gıcık oluyorum. Yani senin yuvanı kimse yıkamazsın istemediğin sürece. Ama bu da herhalde başka bir konuya girecek. Senin kafanı karıştırmayayım ben. Şey, ahlakçı tanımlar. Yani. Ama kanunlarımıza giriyor tabii, işte bunlar bizim yani. Bizim açımızdan insan psikolojisinde bunların çok fazla yeri yok. Yani çelişmiyor mu peki bu durum? Yani kanunlarda böyle durumlar var. Çok sen diyorsun kurumu çelişiyor. Korumak için ama, değil mi? Ama sonra yani psikolojide... Bir kanun çıkarmak üzereyiz, tecavüzcüsüyle evlendiriyoruz. Ay, o reza, yani onu... Şimdi o kadar çok şey birbiriyle çelişiyor ki. Bir kere insanın doğasında tek eşli olmadığını bir kabul edebilsek bir sürü bu soruların çoğu ortadan kalkacak. Yani tabii ki süreçte tek eşli yaşanıyor ilişkiler. Ama ilişkinin bitebilirliğini kabul etmemiz gerekiyor. Yani biz bir arazi satın almıyoruz. Bir ama insanla niye? Birlikteyken. Artistimiz çıkıp tapusu bende değil mi diyor mesela işte kocası için. İşte bütün hikaye burada kilitleniyor. Bir laf ya. Tapu ne demek bir kere? Bütün sen hikaye burada kilitleniyor. Allah sahibine bağışlasın derler mesela. Evet. Benim çok gücüme gider çok, o laf. Çok. Ay çok güzelmiş Allah. Diyorum ki sahibi kendisidir bir insanın. Tabii. Tabii Allah kendine bağışlasın güzelliğini de. Yani başka bir sahibin senin yok bu dünyada. İşte bütün hikaye burada kilitleniyor. Yani bir mal şeye gibi sahip görmek. Olmak hikayesi. Daha önce seninle konuşmuştuk. Olmakla sahip çıkmak arasındaki fark insanımızda oturmuş değil. Yani ve bir ilişkinin ve evliliğin bitebilirliğini kabul etmek gerekiyor. Ömrün bitebildiğini bir kabul edebilsek evet. Mesela doğumları yani kutlayıp. Yani her ilişkinin bir süreci var. Bittiği halde devam eder mi? Eder. Bir başka kontrat maddesine geçersiniz. Ben bu güvenlik limanında kalacağım. Bu düzenle devam edeceğim ama bu düzen içerisinde sen benim bireysel alanıma bu kadar, ben senin bireysel alanına bu kadar müdahale edeceğim dersiniz, bu kontratta devam eder. Ama gerçekten birlikte yaşam figürünün kalmadığı noktada ne kontrat maddesi olursa olsun mutsuzluğu seçmiş oluyorsunuz. Evet. Yani kadın bir evliliğin içinde kalıyorsa mutsuzluğu göze alarak kalıyor ki bu çok acı bir şey. Çünkü, erkeklere de oluyor aynı tabii, şey sadece kadına da. Tabii topluma buna yapmak zorunda. Yani toplumun getirdiği o kanun dediğin, yazılı olan yazılı olmayan şeylerin baskısıyla bunu şehirli kadında yaşıyor, kırsalda da yaşıyor. Aynı şey, değişen bir şey yok ahlaki açıdan bakıldığında. Ama ilişkilerin de süreçleri olduğunu bilip ona göre yaşarsanız buradaki sorular herkes aldatma potansiyeli taşır mı? Taşır, o zaman cevap ihtimal. Veriyorum ki evet taşır. Yani ille de böyle bakacaksanız. Aldatma olarak değil de başka bir şeye yönelme olarak evet, düşünelim. Evet, başka taşır, bir heyecana yönelme. Sonuçta ilişkinin süreci var. Ne yaparsanız yapın. Beslemiyorsanız, beslenme kanalları tıkanmışsa ki tıkanır. İstediğiniz kadar verici ve alıcı olun. Tıkanır. Ve ence kaybedilen elinizdeki şefkat ve ilgi ise... Artık kabul edelim ki bu ilişki bitmiştir. Bu acı bir şey ama değil aslında. Ama birbirlerini çok seven ve gerçekten 50-60 sene birlikte olup mutlu olan insanlar da var bu dünyada. Hani bunlar neyle ama besliyorlar ne bu ne diyorsun? İlişki? Seven diyorsun.
Seven bir, tabii ki. Seven derken de çok geniş bir cümle kuruyorsun. Nasıl? Aşık olan demedim ama. Yok, seven. Yani. Gerçekten nasıl seven. Nasıl sevmektir bu? İnsan onun, olarak onun bir kere varlığını sevmek. O zaman sevmek. O yüzleşmemeyi göze alacak kadar sevmektir. Bunu bir önce buradan bakalım. Yani o ilişkide de virajlar dönülmüştür. O virajlar dönülürken her iki tarafta yüzleşme yapmadan iyi ara cümlelerle oraları kapamıştır. Bu viraj herhangi bir dışarıdaki partner hikayesi değil. Yani ekonomik de olabilir, bu her türlü olabilir. İyi kapamıştır. Bu bir üsluptur, mümkündür. Ama ne yaparsan yap, o iyiye baktığında gene bir tarafın bir tahammüle gittiğini, ağırlıkla dönem dönemde bunu da kadının evet, elinde bu tahammülün. Evet, onu diyecektim. Kadınlarda daha fazla. Evet, kadında bu tahammülün olduğunu görürsün. Ama kadın zaten yaratılış olarak sanırım daha yatkın tahammül etmeye. Çünkü çocuğuna da tahammül ediyor. Evet, yani. Tabii hani... yani var etme ve yaşatma olayından dolayı evet tabii daha yatkın. Ama bu çok büyük de bir haksızlık. Yani bir insan dayanıklılığı var diye evet, tonlarca yük mü bindireceksin evet, üstüne yani. Yani. Ya da kadın niye bunu seçmeye mecbur bırakılsın? Ya da takiye yoluyla onun canı yanmasın, onun haberi olmasın, ben dışarıda ilişkimi devam edeyim. O düzende burada dursun ama belki kadının yaşayacağı bir şeylerin önünü kapatıyorsun. O, onu hangi erkek düşünüyor ki? Ya işte aynı şey hangi kadın hangi düşünür ki de geliyor. Ki? O zaman az önce senin dediğin gibi Allah sahibine bağışlasın hikayesindeki gibi biz kendi beden ve ruh bütünlüğümüze sahip çıkarak bence yaşamalıyız ilişkileri. Yani bence de. Oralarda tıkanıklıklar varsa bu tıkanıklıklar bir yerden cevabını buluyordur. Peki benimkiler ne olacak diye sorup hareket etmemiz lazım. Şeyi kastetmiyorum. Evliliğin kutsallığına bir lafım yok. İsteyen istediğini atfedebilir. İstinilen tabii ki kutsaldır. Bir, yani iyi niyetle başlanılmış bir öyküdür evlilik öyküsü. Çocuk olmak bir aile kurmaktır. Bu da iyi niyetle ama bitebilirliği bilmek acıyı en hafifleten şeydir bir kere. Mağduriyet duygusu iyi bir duygu değil. Çok arızalı bir duygu. Niye kurban mağdur olayım? Kurban olmak değil mi hayatta evet. Yani? Kurban niye mağdur olayım? Oynamak. Yani ölümlerle sonuçlanan ilişki biçimlerinde de bu mağduriyet, mağdur hikayesinde kitlememiz var kadınları. Biz kitliyoruz. Yani ne yapsın cahil? Elinde mesleği yok. Baba ne yapsın, cahil olmayan yok. Bir sürü insan da bu mağduriyeti tabii. Oynayıp çok da prim tabii. Yapıyor yani. Tabii. Bizim artistlerin arasında filan da var. Kadın ne olursa olsun, hayatı neye benzerse benzesin, bir kere aldatılsın, Türkiye'nin en değerli insanı olur yani. Herkes bağrına basar onu, her şey unutulur bir anda. Bir çocuk doğurunca kadınlar böyle bir mertebeye konuluyor. Sanki ya, dünyanın ilk doğuran kadınıymış 2011 gibi. Yılındayız ve hala bana aslan gibi erkek çocuk verdi diye tanımlayan insanlar var. Yani hani kızlar şimdi ne şaka kadar gibi, zavallıca bir ya, şey. Gerçekten şaka gibi. Bunu hatta bu sabah ismi lazım değil bir şey kanalında bir mankenimiz, iki erkek çocuk sahibi mankenimiz söyledi. Yani bir bayan söylüyor bunu. Verdim diye. Şimdi insanın hakikaten içi acıyor. Bütün olanakları... Bildiğim kadarıyla çocuğun cinsiyetini erkek saptıyor zaten. Evet. Değil mi? Evet. Artık kızın tek işi doğurmaksa o vermiş oluyor. Tek başına mı yapıp verdi? Yani yarattı işte bakın, buralardan baktığınız zaman ya oturulmuş, hesap edilmiş... matematiği yapılmış ilişki biçimleri bunlar. Ve gerçekten hani bizim annelerimiz gibi bakacak olsak da orada da bir matematik var. Sadece o matematikte art niyet yok. Başka şans yok. Ben ki sevgilime 5 kedi verdim. O da 6.'yı aldı. Çok mutlu mesut yaşıyoruz. İleride beni aldatırsa veya bırakırsa ben de televizyonlara çıkıp derim ben ona 5 tane kedi verdim diye. Ben nasıl beni aldatır? İyi fikir. Sonuç herkes aldatma potansiyeli taşır o zaman. Yani herkesin içi rahatlayacaksa evet ha, taşır. Okey. Sorumuzu da unutmadık bu arada. Fakat halkımıza da sorduk neden aldatır insanlar diye. Onları bir dinleyelim ondan sonra soruyu cevaplarız. Her erkek aldatır mı? Her erkek aldatmaz. Yani ne diyeyim, %70-80 bence doğru ya. Bazı karı kocalar birbirlerini aldatıyor. Sizce bir insan bir insanı neden aldatır? Vallahi şimdi konuları bilmiyorsun da memnun kalmıyor demek ki birbirlerinde. Oldu. Memnunsuzluk olunca aldatılır mı? Öyle demek ki.
Çünkü birbirlerini yeter ki tatmin olamıyorlar, onun için aldatıyorlardı. İstediğini bulamıyordur veya artık ne bileyim sevgisi bittiyse falan, onun için olur. Bence mecbur kalındığı için, yoksa keyfi yani çiftler birbirini aldatmaz. Zaruretten aldatılır. Tabii mutlaka zaruretten. Belki mutlu değildir, belki başka bir kişi çok cazip gelmiştir ona. Sadakatsizlik herhalde. Neden olduğunu, belki birbirlerini sıkıldıklarından aldatıyorlardır. Siz hiç aldattınız mı? Yok sanmıyorum. O kadar çıktığım kız olmadı. Sanmıyorum. Ya yani, yok ya yani, hayır. Yani aldattıysam da haberim yok. Tamam o zaman yok, aldatmadım yani. Gördün mü, sanmıyorum diyor. Farkında haberim bile yok. Değil. Hay Allah ya. Peki ne yapıyoruz yani? Niye aldatıyoruz gerçekten? Hani bu erkeklerle ilgili... Şimdi tabii toplumsal, o az önce söylediğim baskı dediğin, hani kaçamağın yok mu abi hikayesi. Ha, çünkü erkeklere baskı, kadına hiç baskı var mı böyle arkadaşlar tarafından? Aldatma. Aa rezil, nasıl aldatmadın? O şöyle geyikler denen, o yaptıysa sen de yap falan. Ha o hayır, evet intikam için böyle. Aptal yok. Saptal şeylere kalkışılır. Yok, ama erkeğe yok. Bu baskı var yani. Yani erkekliğin gerektirdiği bir şeymiş gibi evet. Soruluyor. Ama bu yine hani elinin kiri hikayesi. Bunun devamı bu. Abi evlendin yenge, tamam yengemizdir. Ama hani gel bir akşam kaçamak yapalım hikayesi, kültürel olarak hangi düzeyde olursanız olun bu var. Bu bir baskı. Bununla yaşanan kaçamaklar olmuyor mu? Oluyor. Ama bir şey atlamayın. Yani bir yerden o kaçamakta eli öyle tutulabilir ki hayat organizasyonu değişebilir. Ya. Şimdi bir vazgeçiş hayatın bir parçası olmalı bir kere. Çünkü seçimdir vazgeçişler. Seçmelisindir. Yeni bir sevdayı da seçebilirsin. Yaşadığın düzeni de seçebilirsin. Değmez diye de bilirsin değil mi? Tabii bu senin elinde. Ama burada en önemli şey o geyiklere dediğimiz, hani insanın insanı başka mecralara sürüklediği hikayelere çok heyecanlanıp dalmamak gerekiyor. Çok karakterli olmak gerekiyor. Evet. Bizim ülkemizde bu çok zor gözüküyor nedense. Ben şimdi erkeklere baktığımda. Ama çünkü şöyle bir telaş var. Gidiyor yani onların kafasında. Ne yapayım, 30 yıldır bu kadınla başka kadınlar da var. Gidiyor benim erkekliğimi ispatlamam lazım. Böyle bir panik. Yani hep aynı şeyi mi yaşayacağım? Başkaları neler yapıyor? Bak adam genel müdür olmuş. Bak adam bilmem ne olmuş. Geçen gün onu bilmem nerede gördüm. Hani birbirlerini motive etmeseler ve beyinde dönen hikayede zaten insanlar kendi kendilerine bile bu motivasyona sahip olup dışarı koşabiliyorlar. O zaman demek ki halkımızın dediği gibi belki evdeki yeterli değildir, sıkılmıştır, bıkmıştırın dışında erkeklere yapılan bir baskı da var. Çünkü bu cool ve hoş gösterilen bir şey erkek hayatında. Evet. Kaçak et kesmek. Evet. Ne kadar ayıp laf ya. Ama şeyi konuşmuyoruz. Kadına atfedilen şeye de bak. Sevdayı konuşmuyoruz. Yok yok, ben. Sadece düpedüz aldatmayı konuşuyorum. Yani düpedüz, daha günübirlik, daha içinde duygu barındırmayan bir şeyden bahsediyoruz. Maksat ama, başkasıyla birlikte burada, olmak erkek için. Şimdi burada şöyle bir şey var. Siz tatillerinizi eşiniz o gider kafasına göre takılır diyen bir kadın varsa... buraya bir bakın. Burada bir problem var. Bu özgürlük alanı falan değil. Tabii ki insanlar evliliklerinde, bireysel alanlarında özgür olmalıdır. Ama tatil çok önemli bir şey. O gece sinemaya gitmeyi sever. Niye gitmiyorsun, eşine de davet etmiyorsun diye sorarım mesela. Arada bir arkadaşlarıyla bara takılır. Peki arada bir senle de bara takılır mı? Mesela. Yürüyüşe çıkmayı sever. Arada bir senle de yürüyüş teklif eder mi mesela? Şimdi yaşattığınız ilişkinin ne olduğuna bir bakmak gerekiyor. Buralardaki eksikler, o sözünü ettikleri şeyler cinsellikle ilgili. Ama yaşayan organizma olan o evlilikteki eksikler birdenbire kadının ya da adamın karşısına başka bir sevdayı, üretken bir sevdayı çıkarabilir. Ve çıkarsa da sonuçta kaçınılmaz başka bir ilişki modeline geçilmiş olur. O zaman bu önlenebilir bir şey midir? Yularını böyle tutacaksın falan. Hayır, yani mantıklı bu bir şey midir? Hayır, bu önlenebilir bir şey değil.
işte o özgür bırakırsın başka sıkıntı, bırakmazsın başka sıkıntı. Beslemek dediğimiz hikayeler orada. Artık beslememiş, sen zaten bu mecrada gidiyor. Beslemek dediğimiz hikayeler orada. Yani insanlar o bireysel renklerini, yani hayvanlar gibi tüylerini parlatma hikayesini, kişilikleriyle, kültürleriyle, her şeyleriyle evin içine de taşımalılar. Birlikte ama. Ha, okay. Biri renksiz, biri renkli bu ilişkide gitmez. İki renk o alacağı yarattığı zaman, işte kadının erkeğe her şeyi bıraktığı bir evlilikte erkek kendini çok güvenlikte falan, hani iktidarda falan hissediyor. Kadın da her şeyi beyin bilir lafı vardır ya. Beyin bilir dediği noktada o evlilikte huzur varmış gibi görünür sadece. Renk yok ki. Boş ver şimdi evliliklere girmeyelim bu kadar. Ama işte hani şeyler nereden gidiyor? Bir de kadınlara girelim bu konuda. Hani erkeğin gördüğü bir baskı var. Naturası itibariyle zaten kadından değişik. Biyolojisi, hani evet. Hayvanda da insanda da spermini zaten fazlaca dişiye saçmak gibi bir şeyi var, misyonu var. Daha özgür ve ataerkil bir ülke dünyada yaşadığımız için daha serbest ve rahat. Evet. Ama günümüzde artık sadece erkek aldatması değil, kadın aldatmaları da konuşulur hale geldi ve sıklaşır gibi geldi. Belki sıklaşmadı ama daha ortaya çıkar oldu. Duyulur kadının oldu. Aldatma sebebiyle erkeğinki benzemiyor hiçbirine. Yani kadın eğer başka birini seçiyorsa eşinden büyük ihtimal bir heyecan yaratmak için değil ama o adamı tamamıyla gönlünde bıraktığı için yapıyor gibi geliyor bana. Kadının yapma sebebi biraz daha değişik. Duygusal. Gibi. Daha duygusal. Yani daha of duygusal ben gideyim şununla seks yapayım sonra da evime döneyim. Hayır. Onun da suratına ya, bakayım gibi. Ya muhakkak var mizaç olarak böyle kadınlar. Ama kadının ağırlıklı nedeni duygusal olarak bir tercih yapmak. O zaman kalsa kadının aldatması daha ağır bir darbe yani. Tabii aşkı tercih etmesi yani. Evet. Duyguyu tercih etmesi. Çünkü ten meselesinde kadın biyolojisi gereği daha tutucu. Yani her tenle birlikte olamıyor. O ten için onun bir üst cümlesi gerekiyor. Hmm. O ilgi, o şefkat, o aşk, o duygu gerekiyor. Yani tekrar parantez açayım, gerekmeyenler de var diyerek ama kadın hikayesi başka bir hikaye. Zaten ortalamada da ilişkileri kadınlar başlatır, kadınlar bitirir bakarsanız. Yani kadın hikayesinin önemli bir tarafıdır bu. İster ikinci eş olun, ister ilk eş olun fark etmiyor. Onun için de o evlilikte kadın gerçekten bir başka şeye kaymışsa aslında o evlilik zaten bitmiştir. Bunu erkeğin tabii ki kabulü çok zor. O kabule hiç girmeyelim. Felaketmiş. Çok zor. Ya, felaketler doğuyor zaten sonucunda evet. Da. Evet çünkü bütün kadarıyla. İktidarı sarsılıyor oluyor. Egosu çok yıpranıyor oluyor erkeğin vesaire. Yani mesela başka bir kişiyle birlikte olup eve dönen erkekle başka kişiyle birlikte olup eve dönen kadın çok ayrı iki kişi oluyorlar değil mi? Adam gayet sakin hiçbir şey olmamış gibi evliliğini yürütüp kakara evet. Kikiri evet. Yapıp karısıyla evet. Da aynı rahatta yatıp evet. Kalkabiliyor mesela. Evet, evet. Evet ama kadın için bu geçerli değil. Aslında kadın aldatmasından daha çok korkmak lazım. Nedense ben şunu görüyorum Türkiye'de hep kadınlar kocalarının onları aldatacağından korkuyor. Acayip bir korku. Mesela röportaj yapıyorlar. Bana bile çok soran oldu. Hiç aldatıldınız mı? Ne bileyim ne dedim aldatıldım mı aldatıldım. Bunu mu düşündüm şimdi ben oturup hayatım boyunca? Şimdi genel geçer evlilik ortalamalarında cinsellik azaldığı için kadının aldatmasını idare etmesi ev içinde daha kolay oluyor. Adam zaten hani bir de kendine ait bir sosyal hayatı varsa hiç sevmem böyle bilirsin sayılar vermeyeyim ama atıyorum hani evliliğin başında 3 haftada 3 kez seks yapılıyorsa ortalara doğru ayda 1'e sonra 2 ayda 1'e 3 ayda hatta 6 ay aralar verilmişler bile anormal gelmeyip depresyonda işleri kötü gibi böyle başlıklarla hikayeler rahat atılabiliyor. Adam halbuki dışarıda geziyor evet. Diyor fing atıyor. Ha. Şimdi böyle durumda o adamın o kadının duygusal tercihlerini kaydığını hissetmesi biraz zaman alıyor. Özlü sözlerimiz oluyor bizim arada sırada programın içinde. Aşkım kapışmak var yazar. Demiş ki aldatan zevk alıyorsa önceden aldatıldığı içindir demiş. Ben mesela bu lafa hiç katılmadım ama insanlar neticede yazarlar da istedikleri şeyleri söyleyebiliyorlar yani.
Hani illaki zevk alan birisi önceden şimdi aldatıldığı için. Şimdi bazı konularda şart mıdır özlü söz çıkarmak diye başlayacağım. Ay yok be, biz sizin dalgasına çıkarıyoruz. Hayır, ha, yazar için. Olduğu yani için. Çok zorlama bir cümle. Evet değil mi? Bence de. Yani cevap vermeme hakkımı kullanıyorum. Tamam zaten yanlış. Boş ver canım. Biz özlü sözümüzü söylemiş olalım. Dedik ki kadın nasıl anlıyor, erkek nasıl anlamıyor. Hani ben hiç anlıyor demeyeyim. Kadınlar biliyor, nasıl? Biliyorlar. Evet, kadınlar biliyor. İtiraf etmiyorlar öyle evet. mi? İşte o az önce konuştuğumuz gibi yüzleşmek istemiyor. Çünkü var olan düzeni bozmak istemiyor. Ayrıca da erkek bu konuda çok akıllı olduğuna güveniyor. İktidarına ve sözünün dinlenilebilirliğine güveniyor. Ve hatalar yapıyor. İyi sakladığını düşünüyor. hayat organizasyonu ona müsaitse onu kullanıyor. Biz mesela terapilerde şöyle tanımlarız. Ön bahçe, arka bahçe hikayesidir bu. Ön bahçe ile arka bahçeyi birbirinden ayrı tutarsa bu hayatı çok güzel devam ettiren çiftler var. Yani kadın ya da adam için söyleyelim. Ve bu yüzleşmeyi can yakıcı bulduğumuz için o yüzleşme yaşanacaksa eğer kadın bir şeyi takip edip bularak yaşasın istemeyiz. Yani söylenecek ve konuşulacak bir şeyler varsa o ön bahçeden ya da arka bahçeden birinden vazgeçilmek üzereyse ya da zorunluluk varsa yani duygu da girmişse işin içine o konuşularak yapılmalı. Yani biri takip edip bulup eşya karıştırıp izleyip koparıp ya da direkt gözüne bir şeyin sokulması gerçekten bu can yakıcı ama hep asıl olanın konuşmak olduğunu ısrarla söyleriz her konuda olduğu gibi bu konuda da. Sen çünkü hep söylersin zaten. Daha çok kırılır diye düşündüğünüz bir insana dürüst davrandığınız zaman o an belki yıkılacaktır ama daha sonrasında o saygının ona gösterilmiş olmasının anlamı ortaya çıkacaktır. Söylememek kırıcı bir şey değil mi yani değil çok mi? Çok daha kırıcı bizde bir şey. Vardır ama o Alaturka şeyde ay çok evet. üzülürsünüz diye söylemedik der mesela. Evet. Seni daha çok üzmüştür evet. söylememesi. Evet. Onun için hani kafanızdan geçen şeye ya da yaşadığınız şeyi iyi ölçümleyip o ön bahçe, arka bahçe hikayesini tutabildiğiniz kadar birbirinden ayrı tutun. Ama işin içine duygunuz giriyorsa bir takiyeyi yaşadığınızı da farkına vararak gidin lütfen. Çünkü açık verirsiniz. O açığı vermeden konuşmak her zaman çok daha iyidir. Çok dürüst bir şeydir. Yani şöyle düşün ki senle benim ilişkimde senin hakkında düşündüklerimi ben aslında saklıyorum. Yüze gelip söylesen. Şimdi mi söylüyorsun bunu Ayşe? Bunca zaman sonra anca, ya. Anca fırsat oldu. Bir daha nasıl bakacaksın benim yüzüme peki? Anca. Anca canım fırsat buldum. Bunca. Ben de senin dürüst olduğunu zannediyordum. Alın işte aldatıldım görüyorsunuz değil mi? Evet. Yani aslında. Bu da bir aldatılma yalan mı? Zaten hiçbir bu. Şakayı bir yana bırakalım. Hayır, hikaye burada. Yani biliyoruz, anlamıyoruz, biliyoruz. Bilmemezliğe geliyoruz. Görmezden geliyoruz, susuyoruz, tahammül ediyoruz. Kadınlar nedenlerimiz olarak. Var kadınlar olarak. Erkekler direkt hissettikleri anda egolarına kurşun yedikleri için hiçbir tahammül göstermiyorlar. Ama onların bilmesi, tahammül etmesi, susması falan gibi şeyler yok, yok değil hayır, mi? Hayır. Onlar için böyle bir şey söz konusu çok nadir erkekte vardır yani, belki yani. Hani medeni diye tanımladığımız... Yapmasaydın keşke deyip bavulunu eline alıp giden adam sayısını herhalde henüz 5 yapamadık ama peki yani. Peki kadınlar bavullarını alıp gitmiyor. Gitmeyen adam da yok mudur bunu öğrenip? Ben mesela Amerikan dizilerinde bazen görüyorum. Adam diyor ki karım haklı yani ben onu diyor ihmal ettim, evimi ihmal ettim, kadını görmedim bilmem. Hani belki şimdi bu dizilerde filmlerde oluyor da. Şimdi çıktığı bir birliktelikte tekrarının yaşanır hali başka bir hal. Evet. Boş ver zaten. Erkekler yani, nasıl anlıyor ya da anlamıyor. Erkeklerin anlama hikayesi hakikaten Fadıl Takip'te ile olması mümkün. Yani çünkü genelde kadın çok iyi organize ediyor bu durumu. Bir de adam zaten karısıyla, kadının adamla ilgilendiği kadar ilgilenmiyor. İşte o yüzden görmesi işe çıkıp işe gittikten sonra karım acaba evde iyi midir, ne yapıyordur diye düşünmüyor. Anca şöyle bilmem. Açıklar verirse hani chatte, mailde, facete bilmem nerede açıklar verirse mümkün oluyor. Yani bir kadının cep telefonundan yakalandığı öyküsünü en azından ben dinlemedim ama bir erkeğin cep telefonundan yakalanma hikayelerini çok dinliyorum. o yüzden hani
İşte ya da hiç bu cep telefonunun yanında taşımayan adam neredeyse onunla yatar hale geliyorsa. Ya çok dikkat çekici bir şeyler var. Veya hiç kapamayan adam bir anda eve gelince kapıyorsa, mapıyorsa. Şimdi kadınlar detaycı bir de böyle konularda. Tabii, tabii, tabii. Erkek bilmez ki karısının cep telefonu açık mı değil mi? Hani çok kıskanç, paranoyak adamlar haricinde şimdi diyorum. Bunlar normal. İspatlar aslında. Bilen kadın aslında biliyor. İspatlıyor. Bildiğini ispatlamak için... Bu verilen açıklar onun belgeleri oluyor. Adam bilmediği için zaten böyle bir belgeye ihtiyaç duymuyor. Hiç şey vermiyor, ihtimal vermiyor. İhtimal vermiyor. Sadece eğer hani kadının atıyorum hatun gezmeleri, gece gezmeleri çoğaldıysa arada bir ses yükselir. Hayrola nereye? Ya da bir hiç yalnız tatile gitmemiş bir kadın yalnız tatile gitmek istiyorsa niye diye sorar. Sonra kadın da çok makul bir açıklama yapar. Aman haklısın benim de vaktim yok git bari arkadaşlarını da dırdır etme der gibi 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 gibi. Oysa şimdi bunu dedim kadınlar evli kadın yalnız tatile çıkmaz mı? Çıkar. Arkadaşları gibi muhakkak de gider. Canım yani. Ama hayat şekli bu olmayan bir kadın ve birdenbire bunu söylüyorsa mesela diye söylüyorum. Yani organizasyonel olarak kadın daha hızlı, daha kamuflajlı, daha insani becerisi yüksektir, detaycıdır. İyi organize olur. Ama erkek için hani çok başarılı organizasyonlar olmuyor. Uzun vadede olmuyor. Bir yerde açık veriyor yani. O zaman niye erkekler daha iyi dedektif oluyorlar mesela? Kadınlar daha iyi dedektif aslında. Evet. Zaten öyle bir şey yok ki dünyada erkekler dedektif, iyi dedektif ne bileyim oluyor. Ben gördüğümüz bunca film, hayır, dizi bilmem ne erkekler. Ama bütün kültürlerde... Erkeklere iş olanakları tanınıyor, kadınlara mı tanınıyor? Yani dinlere baktığın zaman hikaye böyle gelişiyor ya. Yoksa kadın, dedektiflik konusunda kadın tabii, çok tabii, daha tabii. iyi. Cerrahide de keza öyle. Yani ince iş, detay iş gerektiren şeyde kadın çok daha başarılı. Yani iyi terzi erkek oluyor gibi bakmayın olaya. Aslında iyi terzi kadın oluyor ama terzilikle evet. para kazanma hikayesi kadında toplum olarak izin verilmediği için... Tam tersi erkek terziler piyasada, işte kadınlar evlerde. Bir de şey, aşçılıkta da aynı şey. Ahçılıkta evlerde da kadınlar aynı aşçı. Yani mesleklerde, meslek olarak bakılmıyor kadınların şeyine, meziyetlerine. Ve önleri açılmadığı için, yani şimdi, ben bahsetmiyorum, şimdi çok daha iyi bir noktaya tabii geldik. Ama gene eksik, gene eksik. Fark eden bir şey yok. Yani polis alırken erkek almayı okula daha dayanıklı diye düşünüyorlar tercih ediyor. Fiziksel olarak. Ama... Polisin kullanabileceği alanlar, askerinin kullanacağı, yani kadının zekasının ve yeteneklerinin kullanacağı alanlar çok fazla oysa ki. Yani illa fizik güçle birebir ilgili değil. Şimdi keşfediliyor bunlar. Ve kadınlarımız bize çok bozuluyorlar evet. şu anda eminim. Evet. Çünkü biz dedik ki aldatma yok. Yani kadınlar bozuluyor diyorum. Çünkü kadınlar bu konunun üstüne çok durdukları çok için. Çok durdukları için, çok canları benim yandığı için. Benim için çok rahatladı çok yalnız biliyor musun? Çok korkuları olduğu için. Yani ben çok haklı buluyorum. Bozulacaklarını da bilerek aslında konuştum. Bir risk de aldım ama... Doğrular acıdır diyorsun. Şöyle bir şey belki de bu. Hani biraz da gerçeğe dönüp bakmak. Evet. Yani gerçekçi olmak evet. gerekiyor. İlişkinizin bitmesini istemiyorsanız, o ilişkiye verimlilik katmak istiyorsanız... Ne yapacaklar işte mesela insanlar şimdi, aldatılmamak için böyle yani... Böyle bir reçete, çok genel bir reçete de yok. Ama yani o ilişkiye ya zaten benim diye bakmamak bir kere. İşte. Yani ilişkinin, sevginin, ilginin bitebilir bir şey olduğunu bilerek davranırsanız... ...çözümlerinizi kendi mizacınıza, yeteneklerinize göre bulursunuz. Ayrıca da hiçbir çözüm de bulunamayabilir, bir ilişki bitebilir. Evet. Yani bunu da bir ön kabul olarak koymak gerekiyor. Bitmeli midir? Hayır. Ama bitmişse iki tarafın da hayatı, huzuru, mutluluğu ve her türlü sağlığı için gerçekten çok fazla diretmemek lazım. Peki o zaman evlilik terapistlerini doğru buluyor musun? Yani tabii, iyi bir şey midir terapiste doğru, gitmek? Yani biz en azından... Verileri önlerine koyup bu ilişkinin verim sağlanacak taraflarıyla artık hiç dokunulmaması gereken, üstünün örtülüp görülmemesi gereken tarafları bir harita çıkarıyoruz. Yani. O haritaya göre, o yol haritasına göre kendileri hangi süratle sağa mı sola mı gideceklerini kendileri karar vererek gidiyorlar. Ama o haritada
son da görünebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Şeyi soracaktım. Yani terapiste gitmek de demek o evliliği %100 kurtarmak demek değil. Aslında kendini mantıklı ve akılcı ve gerçekçi bir şekilde kurtarmak demek. Farkındalıkları arttırarak acıları ve hüzünleri azaltıyoruz. Kurban rollerinden sıyrılıp gerçekçi bir şekilde olaya bakmak için gerekli. Birey olarak bakıp bitmişi kabulde. Ama kurtulan evlilikler oluyor değil mi? Tabii. Mesela çok saçma bir şeylerden bitmeye yüz tutmuş oluyor bazı evliliklerde değil mi? Çok saçma şeylerden. Yani daha yaşanmamış, daha tamamlanmamış bir sürü evlilik geliyor. 10 yıllık olması yaşanmışlığı anlamına gelmiyor. O kadar çok şey görmezden gelinmiş ki. Ellerine o yeni oyuncakları verdiğinizde başka bir tablo çıkıyor karşılarına. Yani öyle saçma nedenlerle dediğin gibi insanlar kopma noktasına gelebiliyor. O yüzden her zaman her ilişkiye şans tanımak gerekiyor. Çocuk doğurmak evlilik kurtarıcı bir şey mi? Tam tersi. Çok büyük riski atar. Ya bunu lütfen ne olur gerçekten bunu çok büyük sordum çünkü bunu kadınlarımız çok yapıyor. O çok organizasyon olarak çok riskli bir şeydir. Hemen hemen her kadın bunu yapar ve gençlerimizde şimdi çok var hem de hızla evlenir evlenmez çocuk yapma eğilimi yeniden döndü. Belki de 3 çocuk istendiği için devlet politikası olarak ama bence çok yanlış. Çünkü doğru nesiller yetiştirmek diye bir hani böyle bir kallavi bir cümle var ya. Bu çok kıymetli bir cümle aslında. Bu içi boş bir cümle değil. İki insanın birlikte hayata uzlaşmasını sağlayamadığı daha noktada çocukla birlikte o evliliği kurtarmak için çocuk yapılıyorsa çocuğu kurban ediyorlar. Kaybetmişiz demektir. Gerçekten kaybetmişiz demektir. Hayır. Ben gerçekten bir meslek insanı olarak çok sıkıntılı buluyorum. Peki bir insanın aldatma olayı, yine aldatma diyelim hani klişe başlık altında partnerinin başka bir insanla bir birliktelik sağladığını öğrendikten sonra evliliği hemen bitirmemek mi lazım? Yani bir terapiste gidip bir danışmana gitmek mi mantıklı? Şimdi ne yapsın insanlar? Ne gördüğünüze sonucu? Yani dışarıda camın dışında siz ön bahçeden baktığınızda arka bahçede ne gördüğünüze bağlı. Arka bahçede bir aşk ve sevda görüyorsanız terapinin de çok işe yaradığını canı düşünmüyorum. Yani özür dilerim. Ama bunu kadınlar mesela genelde görmemeye çalışıyorlar. Tabii. Çünkü o ikinci kadın hep pis, kötü, yuva yıkıcı, şöyle böyle yani fahişe işte yani neyse o kadın için. Bir kadın kadına sözler söyleteceksin değil dur hani yani cesur yürek, mert yürek hikayesi gibi. Yani sonuçta o sevdaya sahip çıkacak iki tane insan var orada çıkacak o zaman o sahip. Yani bir bitmişliği dışında başka bir şey yaşanıyor sordu onu. Onu yaşayanlar sahip çıkacak. O pencereden baktığınız hikaye orada önemli. Yani eğer orada sadece cinselliğe, şehvete, erkek egosunun tatminine, rutin giden bir hayata renk katalım hikayelerine dair şeyler varsa ya da mizaç bozuklukları ben tek kadın bana yetmez hikayesi başka bir konu varsa yapacağım zaten bu seks hastalığı. Oradan tabii ki evlilik terapisine gelmeyecek. Ama bir sevda varsa diyorsun ve bu görünen yani, yani bariz bir şeyse. Gelinmez diye gelinir. Nerede o evlilik tökezlemiş biten taraf bunu bilmek isteyebilir. Bu analiz ve muhasebe için yaraların yani o yaralanmanın azalması için buralarda terapi işe yarar. Ama sevdaya dair cümlelerde o evlilik bitmiştir. Çok acı çeker herhalde karşısındaki insan gelip eşinin ben başka birisine aşık oldum lafını duyması ama bitmişse bitmiştir diyorsun. Sen zaten bir diyorsun ki evliliğin bitebileceğini de kabul etmek lazım. Bir yalanı yaşamak mı daha iyi o gerçekliğin yüzüne gelmek mi? Bilmiyorum ben bu konuyu hiç çünkü bizim sosyetede de görüyorum yani artistlerde de görüyorum. Hani üst düzey gördüğümüz parası, pulu, refahı, kültürü, görgüsü neyse yerinde olan insanlarda da görüyorum. Bu hiçbir statü veya bir şey ayıramıyorsun bunu yani. Tabii. Fakirde şöyle olur, zenginde böyle olur, okumuşta böyle olur, okumamışta hayır, böyle. Şöyle bir yargı her insanda görüyorum ki yalanı yaşamayı tercih ediyor insanlar. Şimdi o zaman onu yaşayacaklar. Yani kadın bak bir kadın olarak kadınca diyorum ki çok ağır bir şey bu. Bir sürü kadın bunu rahatını bozmamak için aldırmıyor gibi gözüküyor filan gibi geliyor bana. Evet. Ve bu sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde böyle. Tabii tabii böyle ama çok ağır bir durum bu. Çok arızalı bir durum.
O zaman kişinin kendi kişiliğiyle ilgili belki terapiste gitmesi gerekiyor. Aynen. 70 yaşına gelmişsiniz ve bu yaralanmayla o evlilik devam ediyor. 50 sene olmuş mesela. Sen 50 senenin hayatını nasıl harcamışsın? Ya nasıl da harcatılmış sana. Sen o an bir otur da konuşalım deyip o an yüzleşiyorsun. Ay artık 50 sene sonra kimse oturup konuşmaz bence. Birine bakmaya başladığın zaman öfkelerin ortaya çıkacaktır. Yine bu kadınca, kadın tarafından oluyor ama bir erkek buna işte bunca sene tahammül etmiyor yani. Evet. Hani erkeklerimiz de şöyle bir şey, aldatıldığını öğreniyor, öldürüyor, dövüyor, işte hep vahşet, yehşet şey uyguluyorlar, şiddet uyguluyorlar. Ya da belki çekip gidiyordur. Hani karısının onu 50 sene aldattığını veya başkaları birlikte olduğunu bilip de oturan aman düzenin bozulmasın diyen erkek belki vardır da 7 milyarda bir tane herhalde falan vardır. Onu biz tanımıyoruz sanırım. Evet. Sen tanıştın mı hiç terapilerde? Değil mi? Ama öyle kadınlarla çok tanışmışsın eminim. Çok çok fazla var. Evet, yeter ki düzen bozulmasın. Yani bu konuyu şimdilik ben bitirmek durumundayım. Program bitti ama güzel toparladığımızı düşünüyorum. Hani tapon bir konu çünkü ya. Çok. Bak sinir oluyoruz biz. Görüyorsunuz değil mi Ayşe ile ikimiz? Ama tabii bu çok konuşulduğu için artık dergilerde, gazetelerde işte diyorum bana kaç kere sordular yani. Aldatıldınız mı? Ay dedim ki bilmiyorum yani böyle bir şey. Çünkü böyle bir şey düşünmedim ben hayatımda yani. Zaten bir ilişkiye girerken aldatılır mıyım diye veya aldatır mıyım diye çok saçma bunları düşünmek. Tabii. İlişkine konsantre ol. Evet. İşte kadınlar aldatılmamak için ne yapsın ya da ne yapın, nasıl bir şey diyordum ya? Ki ne bileyim ben bir şey yapmasın, kendini geliştirsin, esprili olsun, neşeli olsun, hayatı sevsin. Adam da olsun o zaman. Yani hayır yani şey kurban rolüne yatmasın yani kendini geliştirsin. O zaman belki daha az üzülüp başka bir yere atlayabilir hayatında filan pişmeken. Bunlar çok soruluyor, ediliyor. Belki seyircilerimiz de birazcık hani sen çok fazla gerçekçi ve şey ağır konuştun aslında. Evet, sert oldu ama. Sert oldu. Ama bizim programımızın amacı zaten yumuşak olmak değil yani. Her şeyi gerçekleriyle ortaya koymak. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Seni daha sevdiğin konularda da ağırlayacağız, merak etme. İnşallah hayırlı olsun. Onun için de tek konuluk değildi ama anladığımız kadarıyla aldatılma yoktur dedi Ayşe. Yani aslında bu neyi gösteriyor bize? Ne yaşıyorsak yaşayalım, dönüp bir kendimize bakmamız gerektiğini hayatta, kendimizi irdelememiz gerektiğini beni çok tatmin etti açıkçası. Bundan sonra da rica ediyorum buradan dinleyen olursa gazetecilerden falan lütfen ünlülere bu saçma soruyu artık sormayın. Çünkü çok da aptal da bir soru yani. Bir sürüsü de bilmiyordur çünkü öyle bir şey geldiyse de başlarına. Hayatımızda en merak ettiğimiz ama en konuşamadığımız konu. Ne annemiz anlatır ne babamız. Kime soracağız? Diyorlar ki var olma sebebimiz. Peki nasıl? Of çok bunaldım. İnternete baksam ne kadarı doğru? Arkadaşıma sorsam o benden bilgisiz. Öğretmenim kızar. Bakkal amca kovar. Yani konu hiç açılamaz. Açılsa da ayıp, yasak, günah. Büyüdüm, evlendim tabii ki. Çocuk da oldu ama ben hala bir sürü şeyi bilmiyorum. Yakında çocuk sormaya başlar. Ne diyeceğim? Boş ver, cevap hazır. Ayıp, yasak, günah. Yoo, burada artık kırmızı nokta devreye giriyor. Doğumdan ölüme kadar cinsellik nedir, ne değildir her şeyi öğreneceğiz. Vücut, cinsel organlar, psikolojimiz, gençlik, yaşlılık, estetik operasyonlar, hastalıklar, tedaviler derken cinsellik hakkında neyi merak ediyorsak utanmadan, sıkılmadan bilgileneceğiz. Kırmızı nokta.